Walter, eğer dünyayı siz tasarlamış olsanız, şu anki gibi mi yapardınız? Büyük ihtimalle hayır. Ama 18. yüzyılda bazı insanlar dünyamızın mümkün dünyaların en iyisi olduğunu düşünüyordu. Örneğin Alman filozof Gottfried Wilhelm Leibniz. Dünyadaki her şey belli bir nedenden dolayı öyleydi. Olan her şey, gücü her şeye yeten Tanrı'nın eseridir ve onun yaptığı her şey iyidir. Dolayısıyla işler bazen kötü gidiyor gibi görünse de aslında öyle değildir. Hastalıklar, seller, depremler, orman yangınları, kuraklık hepsi de Tanrı'nın planının bir parçasıdır. Bizim hatamız ayrıntılara takılıp büyük resmi görememektir. Arkamıza yaslanıp dünyaya Tanrı'nın baktığı yerden bakabilseydik, dünyanın ne kadar mükemmel olduğunu, küçük parçaların mükemmel bir uyumla büyük resmi tamamladığını ve bize kötü görünen olayların aslında çok daha geniş bir planın parçası olduğunu görebilirdik. Leibniz, her şeyin mantıklı bir açıklaması olması gerektiğini düşünüyordu. Tanrı her açıdan kusursuz olduğu için dünyayı tam olarak yaptığı biçimde yaratmasının mantıklı nedenleri olmalıydı. Hiçbir şey şansa bırakmış olamazdı. Tanrı her açıdan kusursuz bir dünya yaratmamıştır. Çünkü Tanrı olan ve olabilecek olan tek kusursuz varlıktır. Ve dünya mutlak anlamda kusursuz olsaydı Tanrı gibi olurdu. Ancak mümkün dünyaların en iyisine yaratmış olmalıydı. Leibniz'e göre parçaları bir araya getirmenin bundan daha iyi bir yolu olamazdı. Hiçbir tasarım daha az kötülük kullanarak daha fazla iyilik üretemezdi. Daha çok Walter adıyla bilinen Fransız Maria Roux ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Her şeyin iyi gittiği yönündeki bu kanıt onu teselli etmekten uzaktı. Felsefi sistemlere ve tüm cevaplara sahip olduğunu düşünen filozoflara şüpheyle yaklaşıyordu. Fransız oyun yazarı, şair, romancı ve düşünür tüm Avrupa'da cesur görüşleriyle tanınıyordu. John Anthony Hood'un yaptığı ünlü heykeli, bu nükteden ve cesur adamın tebessümünü, gülümseme çizgilerini yansıtır. Dini hoşgörüyü ve ifade özgürlüğünü yüksek sesle savunan, tartışma yaratan bir kişilikti. Bir keresinde, "Söylediklerinizden tiksiniyorum, fakat bunları ifade edebilme hakkınızı ölümüne savunurum," dediği rivayet edilir. Bu sözleriyle hoşumuza gitmeyen fikirlerin bile ifade edilebilme hakkını kuvvetle savunmuş oluyordu. 18. yüzyıl Avrupa'sında Katolik Kilisesi yayımlanacak metinleri sıkı denetim altında tutuyordu. Walter'ın çoğu oyunu ve kitabı ya sansürlüydü ya da yakılmıştı. Hatta nüfuzlu bir aristokrata hakaret ettiği için Paris'teki Bastille hapishanesine atılmıştı. Bunların hiçbiri onu ön yargıları ve ikiyüzlülüğe meydan okumaktan alıkoymadı. Bugün ise daha çok Candide romanının yazarı olarak tanınıyor. Bu kısa felsefi romanda Leibniz'in ifade ettiği insanlığa ve evrene dair ilimsel görüşleri yerle bir ediyordu. Bunu da o kadar eğlenceli bir biçimde yapıyordu ki kitap çıkar çıkmaz çok satanlar arasına girdi. Walter akıllıca davranarak başlık sayfasına adını koydurtmamıştı. Koydurtmuş olsa dini inançlarla dalga geçtiği için yine hapsi boylayacaktı. Kitabın ana karakteri Candide adında bir gençtir. Adının anlamı masumiyeti ve saflığı ifade eder. Kitabın başında bir uşak olan Candide, efendisinin kızı Kunigonde'ye karşı umutsuz bir aşk beslemektedir. Ancak sevdiği kızla uygunsuz bir durumda yakalanınca çalıştığı şatodan kovulur. Bundan sonra Candide'in fantastik ve hızlı maceraları başlar. Candide, felsefe hocası Dr. Pangloss'la birlikte hayali ve gerçek ülkelere seyahat eder. En sonunda aşkı Kunigonde'ye kavuşur. Ne var ki aradan geçen zamanda Kunigonde yaşlanmış ve çirkinleşmiştir. Candide ve Pangloss, korkunç olaylara tanık oldukları, hepsi de korkunç talihsizlikler yaşamış çeşitli karakterlerle karşılaştıkları bir dizi gülünç serüven yaşarlar. Walter, kitaptaki özel felsefe hocası Pangloss'u, Leibniz'in felsefesini karikatürize etmek için kullanır. Pangloss başına ne gelirse gelsin, doğal afet, savaş, tecavüz ya da kölelik, her tanık olduğu felaketi mümkün olan en iyi dünyada yaşadıklarının kanıtı sayar. Her felaket, onun inançlarını sorgulamasına neden olacağına, her şeyin iyi olduğu, her ne olduysa en hayırlı sonuç için olduğu inancını pekiştirir.
Walter, Pangloss'un gözünün önünde olanları görmeyi nasıl reddettiğini zevkle uzun uzun anlatır. Amacı, Leibniz'in iyimserliğiyle dalga geçmektir. Ama Leibniz'in hakkını yememek gerekir. Leibniz, kötülüğün olmadığını değil, var olan kötülüğün mümkün dünyaların en iyisini ortaya çıkması için gerekli olduğunu savunuyordu. Gel gelelim, Walter dünyada çok fazla kötülük olduğu için Leibniz'in haklı olamayacağını söyler. Bu, en iyi sonuca ulaşmak için gereken asgari kötülük olamaz. Dünyada Leibniz'in haklı olamayacağı kadar çok acı ve keder vardır. 1755 yılında 18. yüzyılın en kötü doğal afetlerinden biri meydana geldi. Lisbon depreminde 20 binden fazla insan öldü. Portekiz şehri sadece depremden değil, aynı zamanda deprem sonrası oluşan tsunami ve günlerce süren yangınlarla tahrip oldu. Yaşanan bu felaket, Walter'ın tanrıya olan inancını sarsmıştı. Böylesine korkunç bir olayın nasıl daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlayamıyordu. Yaşanan bunca acı çok anlamsızdı. İyi bir tanrı böyle bir şeyin olmasına neden izin verirdi ki? Hedefin neden Lisbon olduğunu da anlayamıyordu. Neden başka bir yer değil de orasıydı? Candide'in en cılıcı bölümlerinden birinde Walter, iyimserlerin düşüncesine karşı çıkmak için bu gerçek trajediyi kullandı. Gezginlerimizin bindiği gemi, Lisbon açıklarında fırtınaya yakalanıp batar. Yolcuların neredeyse tamamı ölür. Mürettebattan sağ kalan tek denizci, görünüşe göre bir arkadaşını kasten boğmuştur. Buradaki bariz adaletsizliğe rağmen Pangloss, olan her şeyi kendi felsefi iyimserciliğinin süzgecinden geçirerek görmeye devam eder. Depremden hemen sonra harap olmuş Lisbon'a ulaşan Pangloss, binlerce insanın öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu görür. Ama yine de saçma bir şekilde her şeyin iyi olduğuna inanmaya devam eder. Kitabın geri kalanında işler özellikle Pangloss için daha da kötüleşir. Asılır, kesilir, sonunda bir kadırgada kürek mahkumu olur. Yine de Leibniz'in var olan her şeyin önceden belirlenmiş bir uyum içinde olduğuna inanmakta haklı olduğu inancından dönmez. Hiçbir şey bu inançlı felsefe hocasının inançlarından vazgeçirmez. Pangloss'un aksine Candide, tanık olduğu olaylar sonucunda yavaş yavaş değişmeye başlar. Yolculuğunun başında hocasının görüşlerini paylaşıyor olsa da, kitabın sonunda deneyimleri onu her türlü felsefeye karşı şüpheci kılmıştır ve yaşamdaki sorunlara daha pratik çözümler aramaya karar verir. Candide ve Cunegonde sonunda kavuşurlar. Küçük bir çiftlikte Pangloss ve kitaptaki birkaç karakterle birlikte yaşamaya başlarlar. Kitaptaki karakterlerden biri olan Martin, hayatı çekilir hale getirmenin tek yolunun felsefeyi bırakıp çalışmaya başlamak olduğunu düşünür. İlk kez el ele verirler ve herkes en iyi olduğu işi yapmaya başlar. Pangloss, başlarına gelen her kötülüğün onları bu mutlu sonuca götüren kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu iddia etmeye başladığında, Candide, tüm bunlar çok iyi, tamam ama bahçemize ekmemiz gerek, der. Hikayenin son sözleridir bunlar ve okuyucuya güçlü bir mesaj vermeyi amaçlarlar. Bu ifade, kitabın kısadan istesi, uzun şakanın esprili son cümlesidir. Bir anlamda, Candide basitçe bahçenin ekilmesi ve bir şeylerle meşgul olunması gerektiğini dile getirir. Daha derin bir düzeyde ise bahçeyi ekmek, Walter'ın sadece soyut felsefi sorunlar hakkında konuşmak yerine, insanlığa yararlı bir şeyler yapmak için kullandığı benzetmedir. Kitaptaki karakterlerin mutlu olmak ve kendilerini geliştirmek için yapması gereken budur. Walter, bunun sadece Candide'in ve arkadaşlarının değil, hepimizin yapması gereken bir şey olduğunu da ima eder. Walter, filozoflar arasında pek rastlanmayan bir özelliğe sahipti. Zengindi. Gençken parçası olduğu ortak bir girişim, devlet piyankozunda bir açık bulmuştu. Ve Walter, kazanan numaraya sahip binlerce bilet satın almıştı. Sonrasında akıllıca yatırımlar yaparak daha da zenginleşti. Bu, ona inandığı davaları savunabilmek için ekonomik özgürlük kazandırdı. Adaletsizliğe karşı savaşmak en büyük tutkusuydu. Yaptığı en etkileyici şeylerden biri de John Calas'ın itibarını savunmaktı. John Calas, kendi öz oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla işkence görmüş, sonunda da infaz edilmişti. Calas tamamen masumdu. Oğlu intihar etmişti. Ancak mahkeme kanıtları görmezden gelmişti. Walter, mahkeme kararının geri alınması için çok uğraştı.
Ne var ki son nefesine kadar masum olduğunu söyleyen zavallı John Collis için artık teselli şansı yoktu. Ama en azından suç ortakları serbest bırakıldı. Walter için bahçemize ekmek uygulamada işte bu anlama geliyordu. Walter'ın Pangloss'un Tanrı'nın mümkün dünyaların en iyisini yarattığı yönündeki kanıtıyla dalga geçmesinden, kendi din yazarının bir ateist olduğunu varsayabilirsiniz. Örgütlü bir din için vakti olmasa da Walter aslında bir deistti. Tanrı'nın varlığını ve tasarımına dair görülür kanıtlarının doğada bulunduğunu düşünüyordu. Ona göre gece gökyüzüne bakmak bile bir yaratıcının varlığını kanıtlayabilirdi. David Hume bu fikre kuşkuyla yaklaştı. Bu tarz akıt yürütmelere karşı eleştirileri yıkıcıydı.